alternatif uygulamanın 3 tane zararı olabilir. Birincisi etkisiz olması, etkisiz olup gerçek tedavinin yapılmasını engellemesidir. Yani siz kemoterapi yapacakken, radyoterapi yapacakken kişi bunu bırakıp da gidip bitki almaya başlarsa ve altını çizerek söylüyorum, kemoterapinin yerini tutacak şu anda bir bitkisel tedavi yok. Metastazı falan düzeltecek. Şu anda bak ta olamaz demiyorum. Birincisi tedavinin engellenmesidir. Böyle vakalarda ben bilirkişilik yaptım, mahkemeleri falan sürer. Yani birisi, ehil olmayan da birisi hastanın alması gereken tıbbi tedaviyi almamasına yol açmış. Bu etkisiz tedaviyi vererek. Bir. İki, daha kötü toksik olabilir. Az önce söylendi ısırgan otu için. Ben söyleyeyim yavşan otudur. Yavşan otu şekeri düşürebilir. Bunu alan birisi ve klinik araştırmada çalışan birisinin kayınvalidesiydi. Alan birisi şekerimi düşüreceğim diye yavşan otu alarak ağır hepatit olmuştur. Ölümden döndü. Karaciğer yetmez. Karaciğer yetersizliği. Ve ben sonra okudum. Farklı bu yavşan otunun bir ismi var. Siz biliyorsunuzdur. Ben bilmiyorum. Farklı ülkelerde farklı özellikleri var. Bunlar taranmış sizin de dediğiniz gibi. Türkiye'deki yavşan otu bu bölgedeki özellikle zehirli. Hayli toksik. Özellikle zehirli. Her yerdeki öyle değil. Yani genel olarak etkisi. Aynısı papatya için de geçerli mesela. Yani böyle şeyler olabilir. İki bu. Üçüncüsü ise ilaç etkileşimine. Bu ilaç etkileşimi. Kantaron'u buyurdunuz. Sarı kantaron antidepresan diye kullanılır. Güncel bilinen o çok kötülenen antidepresanlar vardır ya. Onlara benzeyen maddeler vardır içinde. Ve ilaçların atılımını hızlandırır. Dolayısıyla bir ilaçla onu kullanıyorsanız ilacı çok yüksek doza çıkartırsınız. Kestiğiniz zaman zehirler. Bunların hepsini göz önüne almak lazım. Bunlar eğer bir etkiye sahip oldukları düşünülüyorsa, etkiye sahip olduğu düşünülen uygulamalar ne sınırlamalara tabi ise oradan geçmelidir. Güvenlikleri kanıtlanmalıdır. Standartizasyonu sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın elinde olmalıdır şeyleri. Serbestlenmeleri. Tarım Bakanlığı'nda tanıtımlarının yapılmaması gerekir. Şimdi en fazla bu yapılıyor. Yani madem ki tedavi edici bir şey, çok rahat isteyen burada ben diyabeti bitkiyle tedavi ediyorum falan diyor. Ben kalkıp yeni ilaç buldum, adı da budur, şuradan alın diye bir bulduğum yok da öyle bir tanıtım yapmıyorsam, bitkisel ürünlerinde tedavi düşüncesi varsa tanıtımın yapılmaması lazım. İlaçla ilgili tüm kısıtlamalara evet, onlar da tabi olmalı. Son olarak da Sağlık Bakanlığı'nın bu maliyet etkinlik değerlendirmesi gıda vardır. Bakan, gıda Tarım Hayvancılığı'nın elinde değil. Evet, onu söylemek istemedim, siz söylediniz. Maliyet etkinlik değerlendirmesi, tedavilerde maliyet etkinlik değerlendirmesi yapılır, onun da yapılması gerekir.